Hepinize merhaba YouTube family, ben Muhammed. Ben de Musa, naber, nasılsınız, umarım iyisinizdir. Bugün kayboluyorum. Ya çocuk yine nereye kayboldun ya? Bu çocuk nerede? Ya Musa neredesin? Arkadaşlar M2 Family, Musa'nın şu an yanıma gelmesini istiyorsanız aşağıdan 20 bin like yapıştırın. Siz aşağıdan like atın, ben 3'ten geriye sayıyorum ve Musa yanımda oluyor. 3, 2, 1... Adamım be! Neredeydin be? Bu kadar, neredeydin bak. Oğlum? M2 Family istesin, direkt ağzında buradayım. 20 bin like geldiği için öyle yapıyorsun değil mi? Evet. Şu buraları karıştırmayın. Evet. Bugün Musa'nın kayıp ilanını her tarafa vereceğiz. Evet. Her tarafı Musa kayboldu, afişlere asacağız. Ödül de 100 bin TL. Oğlum, şimdi düş. Çok iyi lan. Düşün, sen bir afiş görüyorsun tamam mı? Birisi kayıp, altında şey yazıyor. Gören veya bulana 100 bin TL verilecek. O zaman hemen senin bir tane fotoğrafını çekelim. Afişini çıkarttıralım, sokaklara asalım. Öyle bir poz verken. Aynen, öyle bir poz vereyim. Böyle, sanki böyle malsın. Böyle mal pozu ver. Onu nasıl yapacağım ki? Zorlamana gerek yok. Ha, sen örneğini göster, ben yaparım. Daha mı soruyorsun? Musa öyle bir poz ver ki. Böyle mal mısın, gerizekalı bir çocuk musun gibi poz ver, tamam mı? İnsanlar o fotoğrafı görünce şey desin. Harbiden bu gariban kaybolmuş desinler. Musa'nın fotoğrafını çektik. Başarılı bir mal çalışmasıydı. Mal gibi poz verdin. Hani şimdi seni düşünerekten o poz ver. Ne yapayım? Bak, o halde gidelim senin afişini çıkartmaya. Tamam hadi çıkartalım. Hadi gidelim afişini Musa'nı çıkartalım. Saat 6.30. Yani biz iç çıkış saatindeyiz. Bizim bu ilanı metro çıkışlarına, AVM'lere, yani insanların kalabalık olduğu yerlere asmamız lazım ki daha çok insan bizi arasın. Bir de kaybolmak nasıl bir duygu, şu an bu videoda onu takip ediyorum. Şahsen yoksa. Kardeşim neredesin, kayboldun? Bak burada genellikle çok insanlar gelip geçiyor böyle. Sürekli insan trafiği var. Bir tane buraya yapıştıracağım. Şuraya bir tane asalım. Gariban Musa'ya bak ya. Astım bir tanesini. Şimdi metro çıkışına geldik. Bir tane metro çıkışına yapıştıracağım. Onun bunlar giderse kardeşim bulamam. İkinciyi de yapıştırdık. Bir tane asansör gibi bir yere yapıştırıyorum. İnsanlar buradan inip çıkarken görür burayı. Evet, tamamdır. Bak şu an durak insan kaynıyor. İnsan. Bir tane durağa yapıştıracağım. Belki oradan arayan olur. Kardeşim. Neredesin? Muğzan, bulacağız seni abim. Bir tane de buraya yapıştıracağım. İnsanlar burada para çekmeye falan filan gelirken görür, dikkatini çeker. Bu da tamamdır. Şu an bunları asarken kendimi o kadar kötü hissediyorum ki sanki kaybolmuş ha. Vallahi Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın, çok zor bir durum. Şu an biz işin şakasını yapıyoruz ama yani gerçek bir durum olsa aramam lan, Hüseyin'i arayacağım Allah'a. Gel. Kardeşimi birkaç insana sormak istiyorum. Gören olmuş mu, duyan olmuş mu diye. Şuradaki insanlara sormak istiyorum. Pardon, pardon, bir şey sorabilir miyim? Gördünüz mü? Şu kardeşimi gördünüz mü? Bunu gördünüz mü bunu? Şunu gördünüz mü? Gördünüz mü abi? Tanıdın mı? Nerede, gördün mü? Göstersene manyağını, gel göster, gel. Nerede bu çocuğu, gördünüz mü? Eğer ki görürsen şu telefon numarasını ara beni bak. Şu alta bıraktın tamam mı? Hadi görüşürüz. Şu biraz bana çok ters ses bakıyor ama kaçak, hadi çabuk kaç kaç, çok ters ses bakıyor. İnsanların genellikle uğradığı bir park burası. Kalabalık bir park. Buraya da bir tane yapıştırayım. Şöyle uçmasın. Uçmaması için şöyle bir tane. Lan niye yapışmıyor bu? Heh, tamam. Güzel, yapıştırdım. Arkadaşlar bu arada gerçekten de kaybolsam mesela ne yapabiliriz? Oh. Siz ne yaparsınız? Musa çoğu yere astım. Valla? Metroya, parklara, AVM çıkışlarına, girişlerine her yere astım. Son iki tane falan kaldı. Bunları gidip mahalle aralarına asalım. Bunları bittikten sonra ofise geçecek. Kardeşim kayıp ilanıyla dolandırıcıların aramasını bekleyeceğiz. Ben bunları asarken 2-3 numara daha aradı beni bak. Peki sana bir şey söyleyeyim. Şu aradılar beni. Şu an açmadım, ofise geçince açacağım. Ben sizi arabada bekliyordum ya. Ben sizin kaybolduğunuzu düşünüp ayrı bir video çekecektim. Harbi diyorum. Oğlum bir şey değil mi? Oğlum gelmeyeceksiniz sandım ya. Her yere astık, bak hatta hava karardı. Her yere afişleri, ilanları, her şeyi astık, geldik. Şimdi yalan kayıp ilanıyla dolandırıcıların aramasını bekliyoruz biz. Evet, şu an birazdan arayabilirler. Şimdi telefonun başında bekleyeceğiz. Telefonun başında. Bir şey diyeceğim lan, benim fotoğrafımdan tanısalar bizi takip eden insanlar. Edemeyecekler mi lan, video çekiyor bunlar. Aha, bir kişi arıyor. Biri arıyor. Sen konuşsana Musa. Kayıp olan kişi sensin ya, sen konuş. Kendi kayıp ilanını aç, kapatacağım. Alo. Merhabalar. Merhabalar. Ben ilandaki kayıp çocuk için aramıştım. Evet, evet, o çocuk bizim çocuğumuz. Ya ne yapacağımızı inanın hiç bilmiyoruz. Yani çocuk kayboldu ve kocaman bir çocuk. Sakalları falan... Gördüm nerede olduğunu, hemen ilanda görünce sizi arayayım çok, dedi. Gerçekten çok teşekkür ederim. Çok iyi kalpli bir insansınız. Rica ederim. Ya yanınızda mı, sesinizi falan duyabilme imkanım var mı? Gerçekten perişanım şu an. Gördüm bugün. Belki yarın aynı yere gidip tekrar konuşabilirim sizi. Ya hani böyle nasıl şu an hani sokakta, çünkü ne yapabilir ki, o birazcık affedersiniz mal bir çocuk. Yani berbat bir halde.
halindeydi. Yani pırtık pırtık elinde böyle çöpten aldığı ekmeği falan yiyordu yani. O derece. O dereceydi. Ya yanlış anlamayın, biz birazcık varlıklı aileleriz. O kuş sütünden başka süt içmez. Nasıl çöpteki ekmeğe dadanır ya? Ben perişan. Hatta o haldeki fotoğrafını bile çektim. Böyle kıvırcık saçlı siyah. Evet 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 evet, o işte. Bugün. Fotoğrafını atabilir misiniz lütfen? Gerçekten de hani onu şu an çok merak ediyorum. Yani tabii böyle şeyler, sonuçta ben buldum kaybolan çocuğunuzu. O yüzden de şey yapmak istemiyorum yani, bir bedel almadan da atmak istemiyorum. Ne kadar iyi, güzel dolandı. En azından paranın yarısını alabilirsem size fotoğrafı atabilirim. Peki biz size şey yapsak, ilkten böyle 1000 lira atsak, hani siz fotoğrafını atsanız biz böyle hani güvensek daha iyi olmaz mı? O zaman ben bu numaradan size IBAN atayım, bana para atın, ben de o şekilde size fotoğrafı atayım. Tamam, siz IBAN'ı atın. Biz de... Ben IBAN'ımı atıyorum, parayı bekliyorum, ona göre fotoğrafı atarım anca. Tamam, güzel. Teşekkürler, çok sağ olun, Allah razı olsun. Ya oğlum sen niye bağırıyorsun ya? Oğlum ben burada benim. Sen beni baba rolüne koymadın mı? Evet. Senin bir evladın kaybolunca ne yapacaksın? Baba dedi demez yani. Ben de öküz aldım babayım. Ben de ona kendi fotoğrafımı atsam. Aynen, dedim ki IBAN'ı gönderiyorum diye böyle bir fotoğraf atayım. Aha, bir şey diyeceğim, şu anda fotoğraf ve IBAN attı. Evet, bir bakayım bir. Oğlum bu ne? Bu sadece kıvırcık saçlı çocuk demiş. Oğlum bir şey diyeyim, sana benziyor sanki. Ya hadi ya. Şimdi ekliyorum, tamam mı? Ekle yazabilirsin direkt. Ha, direkt yazabiliyorum. Fotoğraf atsana. Tamam, IBAN'ı da atmış, şey yapacağım bak. Kendi fotoğrafımı. Öyle gönder. Bir dakika çevir. IBAN'ı yolluyorum de. Tamam. Yazıyorum. Peki IBAN'la bir adam para geldi. Oğlum ya. Yazdı durdu bir dakika. Yazdı durdu. Acayip küfür mü edecekti? Bir dakika. Engelledi. Yani şu an engellemiş ve çaktı dediğim gibi. Engellemiş ya. İlk dolandırıcımızı ağırladık. Güzel bir ağırladık. Ağırladık. İyi ağırladık. Hocam 1000 liraya gönderdin. Güzel gönderdin. 1000 liraya gönderdik. Evet, bekleyin. Bakalım daha kimler arayacak. Eğlenceli lan. Arada bunu video dışında yapalım. Aa dur, bile arıyorum. Bir saniye. Aç. Çok bekletmeyeceğim. Alo. Selamünaleyküm. Annesine dönüştüm ya. Aleyküm selam. Bu ilandaki kişi kim? Ablası mısınız acaba? Oğlum benim oğlum. Oğlunuz, ben oğlunuzu arıyorum hanımefendi. Ben oğlunuzu arıyorum böyle. Buldunuz mu oğlum, ne olur ben onu çok görmek istiyorum. Babası da burada perişan şu an. Ben onu arıyorum hanımefendi. Ben dün onu İstanbul Beşiktaş'ta gördüm. Beşiktaş'ta bir mekanda oturuyorduk ve benim kız arkadaşımla beraber dışarı çıktı. Şimdi hala o çocuk ve kız arkadaşımı defalarca aradım, kız arkadaşımı cevap vermiyor. O çocuk nerede? Ben o çocuğu arıyorum. O çocuğu bulduğumda ona sıkacağım hanımefendi. Durun ne olur durun, sakın yapmayın böyle bir şey lütfen. Oğlum ben koptu şuna bir anda. Alo selamünaleyküm. Aleyküm selam kardeş. Ya hanım, benim hanımla konuştunuz da. Evet bey. Evet konuştum. Oğlum oturun. Dışarı çıktılar ve bir daha geri gelmediler. Ben o arkadaşınızı... Biz kime denk geldik? Çok agresif. Ama şöyle bir şey var beyefendi, biraz sakinleşin. Zaten oğlumu gördüyseniz bunun bir ödülü var. Ben size isterseniz bana oğlumu gösterin nerede olduğunu, ben size paranızı veririm, gereken ödülü. 100.000 TL ama yani siz biraz agresif davranıyorsunuz. Ben bir korktum sizden. Oğlum sizin elinizdeyse güvende mi bilmiyorum ya. Ama beyefendi şu an amcası da yanımda. İsterseniz amcasına veririm, onunla görüşürüz. Şimdi biz sizin sanki bir sıkıntı çıkartıyorsunuz. Bilader bir baksana. Bilader bir bak, bir saniye. Bilader. Başlatmayın amcasını. Sen ne bulan? Benim sevgilim nerede lan? Oğlum çok agresif. Birisini. Alo. Kusura bakmayın. Burada amcaları ve babası çok agresif. Ben konuşmak istiyorum şu an sizinle. Ve ben neyse parası vereceğim. Oğlumu kaçırmışlar oğlumu. Burada babası perişan. Perişan, gerçekten de perişan. Ne yapacağımızı bilmiyorum. Ben o çocuğu bulduğumda kafasını sıkacağım. Bak şimdi ben sevgilimin evine gidiyorum. 10 dakika sonra, 15 dakika sonra sevgilimin evinde olacağım. Eğer ki o çocuğu da oğlunuz kimse onu gördüğümde ilk işim kafasına sıkmak olacak. Sen bayağı agresif konuşuyorsun. Bak neyse parası gönderelim. Sen fotoğrafını at eğer gördüysen. Bu mevzu... Gördüğüm fotoğrafımız var. Onda. Farklı bir mevzuya gidiyor. Güzel bir fotoğrafımız var. At bakayım sen o fotoğrafı. Sen kimsin? Namı diğer Necmet Jiletçi. O nasıl bir lakap? Sen beni mi kuralıyorsunuz lan siz? Oğlum senin sevgilin de kaçma saymış lan o zaman. Ağzımı açtıracaksın illa beni. Başlatmayın lan, ne diyorsunuz lan siz?
Oğlum, kime denk geldi? Oğlum ben atar gider yapıyorum adama. Ne oldu? Oğlum ben seni sadece kaybetmişim. Biz kimlere bulaştık? Oğlum sevgilisi mevgilisi diyor bu. Ödülün de peşinde diyor. Musa engellesene numarayı. O numarayı engelle. Engelleyim. Engelle engelle. Hazır mısın? Aç sen Musa'yı aç. Alo. Alo. Buyurun, buyurun. Selamünaleyküm. Aleyküm selam, buyurun. Kardeşim ben bu numarayı bir ilanın üstünde gördüm de o yüzden aradım sizi. Evet evet, buyurun buyurun. Evet, o benim oğlum kayboldu. Siz mi gördünüz, duydunuz? Nerede? Ne olur söyleyin. Neyiniz oluyor? Benim oğlum oluyor. Yanında da annesi var şu an. Ne olur oğlumu getirin bana. Ne olur size ne kadar para veririz? Para veririm size. Arkadaşlar onu görmüş. Pardon, özür dilerim. Hanım bağlıyordu, onu sakinleştirdim. Duymadım. Bir daha söyler misiniz? Diyorum ki bizim arkadaşlar görmüş onu. Nerede görmüş? Onu almışlar. Aa! Ne olur oğlumu gösterin bana! Hanımefendi sakin olun. Anlaşabilirsek sıkıntı yok. Evet buyurun. Çok teşekkür ederim. Ne kadar istemlerse veririm. Ya hanım bir sus hanım. Oğlumuzu bulmuşlar bir sus. Birazcık tansiyonumuz yüksekti. Çünkü dünden beri oğlumuz kayıp. Evet, Allah razı olsun. İyi ki sizin gibi insanlar var. İsminizi öğrenebilir miyim? Ya kardeşim sen benim ismimi ne yapacaksın? İsmimi ne yapacaksın? Senin oğlum dediğin çocuğu bizim arkadaşlar görmüşler. Sağlık durumu iyi. Bir köşeye çekmişler. Ya, ama isim... Olay bundan ibaret. Oğlum sen isim öğrendin. Ne oluyor? Yoksa öyle bedavada... Yani olmaz yani, biz o kadar uğraştık, o çocuğu kafaladık. Tamam, ne kadar istiyorsun? Ben ödüllü 100 bin TL dedim de size 200 bin TL veririm, 300 bin TL veririm. Biz dünden beri harap olduk. Siz ne taraftasınız? Konumunuz nerede? Biz Hakkari Şırnak'tayız. Hakkari Şırnak mı? Evet. Ne alak oğlum? Çocuğun yanlarına İstanbul'da gördük. Aa, İstanbul'a kadar gelmiş mi ya? Allah bilemedim ben artık. Onun da şeyimiz de yani. Da abisine verir mi? Ben yaşlı başlı adamım. Bu şimdi Şırnak'tan kaybola İstanbul'lara kadar gitmiş. Biz ilanlarını her yere astırdık. Eğer onu gördüysen, ona dair herhangi bir şey bulduysan bana fotoğraf, motoraf ne atarsan at, ben sana o 100 bini göndereceğim. Kardeşim önden ben 100 binimi önce almam lazım. Bari yok öyle bir şey olmaz. Sen nerelisin? Ben Diyarbakırlıyım. Biz de Şırnaklıyız kardeş. Ben Diyarbakır. Önden 100 bini gönderirsin. Bari fotoğrafını atarım. Ondan sonrasında... Gelince teslim edersin. O zaman sen fotoğrafı at kardeş. Sonra biz sana bir önden ödeme yaparız. Eğer makbul geçerse. Yani çocuk biraz rahat durmuyor. Ben nasıl bunun fotoğrafını çekeceğim? Nasıl yani, götü başı ayrı mı oynuyor? Aynen öyle birader. Nasıl bir çocuk yetiştirmişsiniz anlamadım ben. Bir şey daha gibi çocuktur o şimdi. Niye öyle diyorsun? Tamam kardeş, sen at o fotoğrafı, biz sana önden ödemeyi yapar. Tamam. Kardeş sen iyi bir adama benziyorsun. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Senin gibi namuslu insanlar bak... Bu dünyada az. Bazıları aradı, dolandırmaya kalktılar. Ama sen hiç öyle bir insana benzemiyorsun. Asla. İşte sen böyle namuslu insanlara biz her zaman lazım. Sen bu gıya yaptın ya, ben seni yemeğe de götüreceğim. Ben sana bir tane de araba hediye edeceğim. Adam eyvallah kardeşimsin, eyvallah. Sen evli misin? Ben bekarım. Ben seni de evlendireceğim. Tamam kardeş. Ben sana ne gerekirse düğün masrafının önünde olsun. Her bütün yardımımı yapacağım sana. Sen çok delikanlı bir adama benziyorsun. Oğlum sen olayı ne abartıyorsun? Dur. Çocuk çok iyi bir insana benziyor. Oğlum peşimizi bırakmayacaksan ne yapıyorsun? Hayır dur. Kardeşim dediğim gibi sen fotoğrafı at, biz sana önden ödemesini yapacağız. Tamam. A few minutes later. Ah geldi. Dur bir dakika, fotoğraf attılar. Oğlum bize kafa buluyor. Ya oğlum ya. Bize kafa buluyor. Evet ya, benim çocuğum falan değil mi? Abi evet ya. Bir dakika kafa buluyor. Bence dur, biz ona kafa bulalım. Cidden bize kafa buluyor. Dur bekle. Alo. Alo. Kardeşim sen gerçekten de namuslu bir adamsın. Ben bak o fotoğrafı attın ve bunu ispatladın. Sana bir şey söyleyeyim mi? Kardeşinin saçları o ilandakinde uzundu, tamam mı? Bir yerde sarkadığı yapıyor, ceza olsun diye kestik onun saçlarını. İşte ben de böyle düşünmüştüm zaten. Bak sana bir şey söyleyeyim, gerçekten sen delikanlı adamsın ve hani o gelinliği de nasıl giydirmişsiniz, helal olsun. Saçını da üçe vurmuşsunuz. Kadın yapmışsınız oğlumu, kadın. Ya sen ne fark ediyor? Aynı şey. Fiyatı düştü 50 bine. Kardeşim senin çocukta vardı. Ben o makyajı beğenmedim. Çocuğuma yakıştıramadım. Daha güzel makyaj yapar mısınız lütfen? Ya Allah ne şey, sipariş veriyor. Ketçap mayonez de olsun mu? Olsun kardeş. Kapat. O bizim trollüyor, biz de onu trollüyor. Ben evet. Beğenmedim ama makyajı. Ben dedim galiba bizden para isteyecek harbiden. Para istemiyor. Bizi kavurdu. Biz onu doğru. Aha yine mi arıyor? Oğlum halen yani muhabbetimizi sevdi. Kardeş sen niye yüzüme kapatıyorsun? Ben şimdi kardeş... çocuğu tarla başında bir otobana bırakmazsam ben de namerdim ha. Kardeş ben sana bir şey söyleyeyim mi?
Sen ne yap biliyor musun? Ve onu otobana bırak, tamam mı? Kadın yapmışsınız, oğlumu daha ne konuşuyorsun sen? Bırak, kendi içinde vardı. Kardeş kapat. Dolandırıcısına denk geldik. Mafyasına denk geldik. Trollcüsüne denk geldik. Ben çok eğlendim bu arada bu videoda. Ben de ya. Arada bunu düzenli olarak yapsak mı? Eğer ki bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan 20-30 bin like atın. Eğer ki 30 bin veya 40 bin like gelirse bir dahakine beni kaybetme, benim kayıp ilanımı billboardlara ver. Billboardlara, büyük dev ekranlara ver. Kadın elbiseleri falan ilanlar. Kızım kayboldu mu yapacağız? Yani herkesin ilgisini çeksin, anladın mı? Manyak mısın? Var dediğim gibi bir saattir falan bekliyoruz. Arayan çok oldu. Dolandırıcılara ayırdığımız vaktin sonuna geldik. Evet. Bizden bu kadardı. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atmayı, kanala hala abone değilseniz abone olup zil zil açmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Saygılarım. Güle güle. Bay bay. Yandan çıkan videoda da gitmeyi unutmayın. Evet. 2 tane, 3 tane, 4 tane efsane video var burada. Sizleri seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Selamünaleyküm.